Merhabalar. İkinci videomuzda Türkçe karşılığı kabarcık sıralaması olan bubble short'u inceleyeceğiz. Kabarcık sıralaması bir dizinin başından başlar ve dizi elemanlarını ikili bir şekilde karşılaştırarak dizinin sonuna kadar ilerler. Karşılaştırılan iki elemandan büyük olanı sıralamanın yapılacağı yöne doğru yer değiştirir. Genelde soldan sağa yukarıdan aşağı doğru yapılmaktadır. Örneğin 5 ve 3 karşılaştırılıyorsa 3 elemanı 5 elemanı ile yer değiştirir. Bu sıralama algoritmasını elemanların hepsi sıralanmış bir düzene sokana kadar tekrar tekrar çalışır. Dizinin tüm elemanlarının yerini değiştirdiğinde ise çalışmayı durdurur. Yani tek bir seferde tüm elemanların sıralanması söz konusu değildir. Az elemanlı dizilerde kullanıldığı takdirde çalışması çok uzun sürmeyecek bir algoritmadır. Yani burada maliyetsiz bir algoritma diyebiliriz. Fakat bu yalnızca az elemanlı dizilerde. Çok elemanlı dizilerde kullanıldığında, fazla işlem ve tekrar yapacağı için çok fazla tercih edilmez. Animasyonda görüldüğü üzere, seçili olan eleman hemen sağındaki eleman ile karşılaştırılıyor. Eğer seçili olan eleman sağındaki elemandan küçük ise yer değiştirme yapılmıyor. Eğer seçilen eleman sağındaki elemandan büyük ise ikisi arasında yer değiştiriliyor. Yer değiştirmenin hemen ardından sağ tarafta kalan elemanlar aynı şekilde kontrol ediliyor. Bu kontrol işlemi bittiğinde seçili eleman en baştaki oluyor ve tekrardan aynı adımlar kontrol ediliyor. Böylelikle dizi sıralaması yapılana kadar baştan sona karşılaştırma işlemi tekrarlanıyor. Şimdi Python'da bubble short algoritmasının kodlarını yazacağız. Öncelikle fonksiyon oluşturarak başlamalıyız. Bubble short adında bir fonksiyon oluşturuyorum. Bunun içinde de eklemek istediğim dizinin ne olacağını yazmam gerekiyor. Ben buraya array olarak belirtiyorum bunu. Şimdi iki tane for döngüsü kullanmalıyız. Birinci for döngümüz dizi uzunluğu kadar, diğeri de içerisinde elemanları elinde tutacak kadar. Yani eleman eksi bir, dizi elemanı eksi bir olacak kadar olmalı. Çünkü en sonuncu elemanla bir kıyaslama yapabilelim. Öncelikle ilk döngümüz olan for e-range Bunu len array uzunluğunda yapıyoruz. Diğer döngümüzü ise j in Range olarak belirtiyoruz. Sonra bunu sıfırdan başlatıp Array uzunluğunda eksi i eksi 1 şeklinde yapıyoruz. Şimdi bu ikinci for döngüsünün içerisinde bir tane koşul ifadesi tanımlamalıyız. Bu koşul ifadesi seçili olan birinci eleman ile ikinci eleman arasındaki kıyaslamayı yapacak. Onun için if ile bir koşul yapıyoruz. If Array C olarak belirteceğiz. Eğer bu büyükse Array c artı 1 diyeceğiz. Eğer bu büyükse altta hemen e, değişken oluşturmamız gerekecek. Şimdi bir tane elde tutacağımız bir değişken olmalı ki iki e, eleman arasında değişiklik yaparken bir tanesini geçici bir süre bir yerde tutabilelim. Onun için temp olan geçici değişkenini kullanıyorum ben. Bunu Array c'ye eşitleyeceğiz. Öncelikle Array c'yi temp'e atayacağız. Bildiğimiz üzere sağdaki eleman soldakine atanıyordu. Sol tarafa atanıyordu. Şimdi array c'nin yerine de array c artı 1'i yani büyük olduğu durumda sağdaki elemanı soldaki elemanı yerine atıyoruz. Sonrasında da array c artı 1'in yerine ilk başta atamış olduğumuz temp değişkenimizi atıyoruz. Ve e, bu iki eleman arasında değişim işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi Bubble Short algoritmasının kodu bu şekildeydi. Çok uzun değil Python'da. E, i̇sterseniz bir dizi oluşturalım veri adında. Bunun içine elemanlarımızı yerleştirelim hemen. Eksili negatif elemanlar da yazalım. Öyle yazdık. Şimdi bubble short yazıp pardon. Bubble short evet. Bubble short yazıp buradaki verimizi yazıyoruz ve bunu çağırmış oluyoruz. Aslında yukarıda yap, oluşturmuş olduğumuz birinci satırda oluşturmuş olduğumuz fonksiyonu 12. satırda içerisine veri adlı dizimizi koyarak çalıştırmış oluyoruz. Yani buraya array yazdığımız kısımda bizim verimiz geçerli oluyor. Ve alt satıra geçip bunu print yaptırıyorum kod dediğim zaman eksi 85'ten başlayıp küçükten büyüğe doğru bir sıralama yaptı. Bunu her iki elemanı birbiriyle kıyaslayarak e, dizinin sonuna kadar ilerleyerek yaptı ve bunu bir defa değil birkaç defa yaptı ve tabi onları göremiyoruz. Birkaç defa yaparak işlemi tamamladı.